Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm bize son dönemde gelen sorulardan bir tanesini konuşacağız. Blockchain, aslında kripto para borsaları, yani exchange'leri konuşacağız. Evet, tamam, başlayalım. Evet. Önce istersen ben şeyi anlatayım mı ya? Ben çünkü o kadarını biliyorum, gerisini bilmiyorum. Borsa nedir? Bildiğim tarafı nedir? Exchange ne yapıyor? Ne yapıyor? Yani bu kripto para borsaları dediğimiz adamların temelde yaptığı iş ne? Bazılarının ekstradan yapıp ekstra para kazandığını düşünüyoruz ya, şehir efsaneleri var, şunu yapıyor bunu. Biraz belki onları konuşuruz o efsane. Doğru mu, yapılabilir mi, aynen, izlenebilir mi diye. Şimdi borsanın yaptığı şey, ben hep pazar yeri örneğini veriyorum. Borsalar özünde bir pazar yeri. Senin elindeki Bitcoin'i benim satın almamı sağlıyor. Evet. Bunu yaparken de senin Bitcoin'ini o borsaya emanet ediyorsun. Doğru. Eğer ben fiyat körüsüyle, yani parayla, fiziki para ya da işte bu ekonomi piyasada dolaşan dolar, TL, euroyla alacaksam, onu sağlayan, bunu destekleyenler var, desteklemeyen borsalar var. Biraz ondan da bahsederiz. Yani fiyat körüsüyle, gerçek parayla dijital para almayı sağlayan borsalar var. Evet. Sadece dijital paralar arasında değiş tokuş yapmaya yarayan borsalar var. Çok. Pardon. Ve temelde yaptığı şey, bendeki parayla ya da bendeki dijital parayla sendeki dijital paraya da parayı değiş tokuş yapmayı sağlayan bir platform. Evet. Gitti Gidiyor'un yaptığı, eBay'in yaptığı işin aynısı. Aynen. Gitti Gidiyor nasıl çalışıyor? Sen cep telefonu satıyorsun, iPhone'unu. Hı hı. İlanını veriyorsun. Diyorsun ki ben bu iPhone'u 1000 liraya satacağım. Ben de diyorum ki 1000 liraya alıyorum. Kredi kartımla alıyorum. Ya da işte atıyorum, belki de nakit parayla el değiştiriyorum. Belki gitti gidiyor para yükledim, oraya harcadım. Evet. Ben kredi kartımı çektim. Gitti gidiyorun hesabında benim param duruyor. Evet. Sen bana ürünü yolluyorsun fiziksel olarak. Ben de ben onay verdikten sonra da para sana geçiyor. Peki kripto borsaları ne yapıyor? Ben paramı gönderiyorum. Paribu örneğini verelim. Paribu'ya ben paramı gönderiyorum. Paribu diyor ki şu banka hesabı, şu IBAN numarasına, şu referans kodla parayı gönder. Ben gönderiyorum. EFT havale yapıyorum. Senin de Bitcoin'in var. Oradaki Paribu'daki cüzdanında duruyor. Sen diyorsun ki ben bu Bitcoin'i 1000 liradan satacağım. Şu kadarlık Bitcoin'imi. 1000 lira istiyorum. Ben de diyorum ki ben senin ürününe değil, ben diyorum ki 1000 liraya Bitcoin almak istiyorum. Sonra Paribu bizi örtüştürüyor. Benim paramı alıyor, senin Paribu'daki hesabına koyuyor. Senin Bitcoin'ini alıyor, benim Paribu'daki cüzdanıma koyuyor. Aynen. Hop, yer değiştiriyor. Aynen. Bu işlemi yaparken Paribu'nun bir komisyon oranı yok. Doğru muyum? Doğru. Bazılarında var, işlem komisyonu var. Bazılarında işlem komisyonu yok. Olabilir. İşlem komisyonu alıyorlar. Özür diliyorum. Bir de kripto para senin cüzdanından benim cüzdanıma geldiği için bir de blockchain sisteminin, kripto Bitcoin'in network'üyle bir para alıyor bu işten. İşlem ücreti alıyor. Almaya da bilir. Almaya da bilir şeye göre. Kendi wallet'ında sadece şunu diyebilir. Benim wallet'ımda 100 tane var. Artık bu işi senin değil. Şu işi sana ait. Evet. Ama yine de 100 tane benim wallet'ımda yer alıyor. Diyor. O yüzden mesela bazı şey diyorlar, hani işte çok şişkin wallet'lar var. 175 bin Bitcoin bir wallet'ta. Genelde dün bunlar borsalar. Dün gördüm onu. Evet, yani ağırlıklı borsalar, çünkü adam hepsini bir yere tutmak zorunda. O orada tutuyor. Bir sürü yere dağıtmış onu. Neyse, borsanın temelde yaptığı iş aslında, evet, sendeki kripto parayı bendeki parayla ya da bendeki kripto parayla yer değiştiren bir sistem. Ben alış emri giriyorum. Diyorum ki şu fiyattan ben Bitcoin, aynen, alabilirim. Sen de diyorsun ki şu fiyattan satabilirim. Benim alış emrime uygun satan birini bulursa, yani burada şundan özellikle bulmak istiyorum. Ben Bitcoin'i borsanın kendisinden satın almıyorum. Paribu bana satmıyor. Paribu'nun yapmış olduğu şey Arma'nın Bitcoin'ini benim satın, aynen, almamı sağlayan, aynen, bir plan. Bu çok önemli. Çünkü insanlarda benim anladığım insanlar borsaları şöyle düşünüyor. Adam bu fiyattan satıyor. Hayır. Değil. Paribu satmıyor. Paribu da Arma satıyor. Aynen öyle. Ya da Paribu da Koray satın alıyor. Şimdi Paribu'nun yapmış olduğu şey bizim bu aracılığımızı yapmak. Ben almak istiyorum. Ben satmak istiyorum. Okey. Senden aldım. Sana verdim. Bunu güvenli bir şekilde yapmak. Bu arada çok küçük bir parantez açayım burada. Yine bir platform açılıyor Türkiye'de. O tam o senin dediğin diğer işlemi yapacak. Elindeki Bitcoin'i satacak. Aa. Evet. Hatta oradaki girişimciyi
dert edebiliriz. Ciddi misin? Kendisi şey gibi, gelirse. Döviz bürosu gibi olacak. Aynen öyle abi. Döviz bürosu gibi çalışacak. Aynen. Çağıralım mı? Önümüzdeki haftalarda olabilir çok yani. Çok enteresan. Nerede çünkü yeri? Nerede? Kolektifte. Aa. Evet. Çok iyi olur ya. Kapatıyorum parantezi. Belki bizim meetup'a gelir. Olabilir. Çok iyi olur. Vay güzelmiş. Bir benim bir bana garip gelen, şimdi hep böyle bu blockchain, kripto paralar, bitcoin hep böyle merkezi olmayan, bunu yöneten birisi yok falan diyoruz ya. Oysa borsalar merkezi. Evet. Yani borsa dediğimiz şey şimdilik belki decentralized var değil mi? Şu an piyasada işlem yapanların çoğu merkezi. Ne demek merkezi? Benim paramı da o tutuyor. Senin bitcoin'i de o tutuyor. Matt Gox mu? Neydi o şeyin adı? Matt Gox. Matt Gox diye bir olay yaşandı. Evet, 2013 yılında. 2013 yılında ne oldu? Bu adamlar battık biz dedi. En büyük borsa hacklendi dedi. Ve gitti dedi. Aa gitti dedi. Kaç yüz bin bitcoin? Uçtu dedi. Uçtu. Sonra adamı tutukladılar, ettiler falan filan. Sonra serbest bıraktılar. Aa senin suçun neymiş ya, hakikaten eklenmişsin kusura bakma dediler. Adam şu an tahminen çok mutlu yaşıyor olabilir. Yaşamıyor da olur. Bu da işin tehlikesi. Yani borsaların yaptığı iş çok zor bir iş, tehlikeli bir iş, ciddi bir risk alıyorlar. Bir de şöyle bir önemli bir taraf var. Borsa birçok insanın Bitcoin dünyasına giriş kapısı. Tabii borsa bugün olmasa Bitcoin alamazlar. Ben TL'm var, nasıl alacağım Bitcoin'i? Borsadan alamazlar. Eskiden nasıl? Ben hatırlıyorum ilk zamanlarda. Gidip fiziki olarak değiştiriyorlar. Olabilir. Ben geliyordum sana, sen diyordun ki ben satmak istiyorum. Ben senin yanına geliyordum. Sen buluttan buluta gönderiyordun abi. Ciddi bak, bu Türkiye'de de yapıldı ya. Türkiye'de bu yapılıyordu yani. Dünyanın birçok yerinde hala yapılıyor. Gürcistan'da var galiba. Gürcistan'da gidip doğru fiziki olarak Bitcoin alıp satabileceğin yerler varmış galiba. Yani bu hala olası. Ve bence herhalde en güvenlisi o. Ve artabilir. Yani döviz buraları ileride bir gün BTC ekleyip Bitcoin'i alsat yapabilir. Neden olmasın ki? Doğru. Getir işte şu uygulamaları destekliyoruz. Adam okuyacak bir barkod. Top 5'li hesabına aldım parayı. Makbuzu verdim. Hadi bakalım yoluna. Ya orada tek benim korkum şey. Bu fatura ödeme noktalarında da öyle bir durum vardı. Adam faturanı ödedim diyor ama aslında ödemiyor ya. Öyle durumlar yaşandı. Duydum hiç bilmiyorum. Türkiye'de fatura ödeme noktaları var ya. Yetkili ödeme noktası. Ya. Ciddi misin? Sen geliyorsun, elektrik faturanı ödedim diyorsun. Ne kadar? 100 lira. Taksan bir tane makbuz çıkarıyor. 100 lira. Seni gönderiyor. Fatura geliyor iki katı. Aynen öyle. Bir ay boyunca abi tak kapat topluyor milletten. Sonra basıp gidiyor. Önde de yazmış yetkili ödeme noktası. Zavallı teyzecimin elektrik faturası, su faturası alıp kaçıyor bizden. Yani. Türkiye'de 4 tane Bitcoin borsası var. Daha fazla değil mi? 4 tane. Ben şimdi bir web browser haberine bakıyorum. Hatta Ekim'in sonunda yani Kasım'da yayınlamış 2017. Paribu, BTC Türk, Coinim ve CoinEx. Türkiye'nin en büyüğü ise Paribu. 3.6 milyon dolarlık hacimleri var 24 saatte. Bunlar Türkiye'deki giriş kapıları, yani Türkiye'deki borsalar. Ben Fatih Hisse'ye baktım. BitTürk, BTC Türk, CoinEx, Coinim, Paribu. 5 tane. Hangisi yoktu ben? Hangisi? BitTürk. BitTürk. Evet, BitTürk. BTC Türk, CoinEx, Coinim, Paribu. BitTürk. 5 tane. 5 tane var. Doğrudur. 5 tane borsa var ve bunun en büyük Paribu. Ve şey sıralamasına baktığımız zaman dünya, yani dünya üzerindeki bütün borsanın sıralamasına baktığımız zaman koymak hep referans alıyorum. Çünkü onlar hani hakikaten şeyin kalbi burada atıyor. Data'nın kalbi burada atıyor. Çok iyi veri topluyorlar. Orada Paribu 58. sırada galiba. 58. sırada yani dünya. Ben bu arada 25'te gördüğüm günü biliyorum. Hadi be. Yani 25'in dünya sırasında 25. sıradaydı. Çok iyi. Bence yani gerçekten güzel bir hacim yakalamışlar. Bu arada 7 milyon dolar çıkmış bugün itibariyle. Bugün yani 24 saatlik hacimleri. Kasım'dan bu yana aslında volüm 2'ye katlanmış. Kasım'daki 3.5 milyon. Ve Brazil'de evet. Buradaki haber eğer şeyse yani haber o zaman yayınlanmış da buradaki rakamlar da tahmin ediyorum günceldir yani. Dünya sinemasına baktığımız zaman ise ilklere. Bir ara Bitfinex vardı ilklerde, hatırlıyor musun? Şu an Bitfinex 5'e düşmüş. Ha. Yani tahmin ama Tether haberiyle ilgili bir şey olabilir. Tether'i ama çok emin değilim. Şey mi? Bir bölüm aslında Tether konuşsak. Ahmet'e gittiğimizde Ahmet'le Tether konuşsak ya. Yani. İzmir olur çok güzel İzmir'de olur. İzmir'de çok iyi olur yani. Tether konusu bence enteresan kaotik bir durum ya. Evet. Neyse devam edelim. Şimdi ben şey kullanıyorum. Ben Kraken kullanıyorum. Çünkü Kraken şeyi falan belli. Hani bu adama kim USD üzerine işlem yapıyor, denetleniyor dediklerine göre. Yine onlar da raporlarını gördün mü?
denetim. Tabii canım, her sürekli izliyorum ben. Onlar da dünyada ilk 8 sırada. Ama ilk 3'e baktığınız zaman özellikle OKX, ben onu hiç duymadım. Ben de hiç duymadım. Orada Bitcoin başı çekiyor ama altcoin'lar da var. Binance son zamanların yıldızı. Birçok insan bana şey sormaya başladı. Abi ben Paribu'dan Binance'e nasıl para transfer, Bitcoin transfer edebilirim? Tamam. İnsanlar Binance'e ciddi ciddi girmeye başladı. Geçen gün sistem down oldu. Sistemleri kapandı. E, 4 saat mi 8 saat falan sürdü sistemleri güncellemeleri. Yine hacklenme şeyleri çıktı. Dedikoduları. Onlar da şunu yaptılar. Bir wallet'ın diğer wallet'a 30 bin Bitcoin transfer ettiler. Dediler buyurun. Hacklenseydik bunu yapamazdık. En azından şu kargaşayı çözsün Twitter'dakini. Onu yaptıktan işte bir yarım gün sonra Binance tekrar açıldı. Üçüncüsü de Upbit. Onu da duymadım. Onu duymadım. Şimdi ilginç olan şey şu. Bunlara girdiğim zaman hepsi burada mi, Japon mu? Mesela adres var Hong Kong. Ama registered in Belize diye bir şu ülke. Belize Amerika'nın ortalarından bir ülkeymiş. Oh. Evet. Biraz önce ona da baktım. Belize nerede? Country in Central America. Binance'e bakıyorum. Binance'in adresi, madresi hiçbir şey yok. Telegram şeyi var. Upbit'e bakıyorum. Çok yine hocam, bir şey bulamıyorum. Yani bir şeyler yazıyor ama adres bu adam nasıl? Contact us page, yetkili kim vesaire. Borsanın en büyük sıkıntısı bence bu. Yani bu adam bugün kapatıp bitse. Paribu'yu o yüzden seviyorum. Bu adam bugün kapatıp bittin ya. Yok yani gitti. Çok riskli bir durum. Risk gerçekten yani. Paramızı kime emanet ettiğimizi, Bitcoin'larımızı kime emanet ettiğimizi çok dikkatli seçmek gerekiyor. Şey bunu ben bizim e-fatura işine de söylüyorum. Bu Bankrak'ın bizim e-dönüşüm işine de söylüyorum. Biz diyoruz ki 70 tane servis sağlayıcı var. Evet. Siz bir servis sağlayıcı, aynı borsa gibi günün sonunda biz bir servis sağlayacağız yani. Firma kimden hizmet alırsa o hizmet aldığı şirkete güvenmek zorunda. Evet, doğru. O yüzden de işte biz faturasını emanet ediyor bize, çok değerli bir bilgileri emanet ediyor bize. Biz diyoruz ki gerçekten senin o ürününe, senin o değerli emtiana değer veren bir yere bırakmalısın. Biz denetleniyoruz. Bağımsız edilmiş şirketleri biz denetleniyor. Yani hem finansal olarak, hem hukuki olarak, hem şirketin yapısı olarak, hem IT altyapısı olarak denetleniyoruz. Ve diyoruz ki yani bak biz senin bizdeki değerli verilerini gerçekten doğru ve düzgün tuttuğumuzu sürekli denetim alarak dışarıdan emin olmaya çalışıyoruz. Sen de emin oluyoruz. Bu da aynısı. Evet, mesela Kraken şey yapmış diye ben şimdi fark ettim. Audit için başvurabiliyorsun. Bana audit evraklarını ver. Adamın buraya başvuru var. Ve tahmin ediyorum learn about Kraken's audit process. Yani proof of reserves. Yani bak bunlar bende var. Bu dolar siz bana yatırıyorsunuz. Ben gidip bunu harcamıyorum bir yerlerde. Bu dolar burada duruyor. Bitcoin'ler de burada duruyor. Yani bende her şey mevcut. Gidip şeye başvurabiliyorsun. Bu bence mesela önemli. Evet. O açıdan bence şey çok önemli. Yani bugün işte... Çünkü para bu arada borsanın kendi hesabında duruyor. Tabii ki. Fiyat görüntüsüler. Tabii ki. Eğer fiyat görüntüsüyle ilgili işlemek görüntüsüler. Mesela Binance ve tahmin ediyorum diğer ikisi de USD ile işleme yapmıyor. Adam diyor ki bana Bitcoin'ini gönder. Ben hiç uğraşamam banka mankayla. Ben bunları benim sunucuları tutarım ve burada transferin gerçekleştiririm. Mesela bak OKX USDT yani Tether, bu dolar yok. Binance Tether dolar yok. Upbit Kore orada var. Yani Kore şeyle KRW işlem yapıyor. Peki ilk onda kimler varmış baksana, söylesene hızlıca. Bu arada Bittrex'te dolar başlayacak. Dolar kabul etmiyor. Yeni şeyden çıkıyorlar yavaştan. Ben Bittrex'teydim. Paribu evet. Kullandım. Bittrex kullandım. BTC Türk hesabı açtırdım. Başka? Bu kadar galiba. Altıncı sırada Huobi var. Yine Tether ile işlem yapıyor. Altcoin'ler mevcut. Yedinci sırada GDEX var. GDEX bu arada Coinbase. Arkaları çok sağlam. Coinbase'in adı borsa. GDEX? Borsa ismi GDEX. Coinbase aslında biraz daha şey abi. Dummy user demek istemiyorum ama yani çok da böyle borsa ekranlarından anlamayan, ben Bitcoin alacağım abi 2 yıl saklayacağım yani. Bana, beni uğraştırma. Benim teyzem abi 70 yaşında. Ya bir bayan gelip alabileceği bir arayüze sahip. GDEX abi onun biraz daha böyle girdiğin zaman işte analitik grafikler bilmem neler, anlık al satlar, satış volümleri vesaire takip edebileceğin ama aynı şirket. Yani aynı sahipleri var. Volümü tek mi yani? Coinbase'den alınca da mı GDEX işlem yapıyor? Volümü güzel bir soru. Coin
Base, evet tek. Okay. Coinbase ayrı bir şey yok. Orası denetleniyor USDT ile, USDT ile işlem yapıyor. Kraken geliyor, HitBTC geliyor. Bunlar şeydi galiba. Yine Tether bu arada, doların destek değil ama Çinliler de galiba ve 10. sırada Tether var. Şey, Bittrex var. Bittrex. Okay. Yani benim diyeceğim şey, gelen sorulardan bir tanesi de şeydi, hani dikkat etmeniz gerekiyor hangi dağıtmak şeye güvendiğiniz. Dağıtmanız da dağıtmak ne kadar olduğunda da bağlı. Ha? Yani çok tutuyorsan tabii ki dağıtmakta fayda var. Abi bir şey diyeceğim ama çok tutuyorsan... 1000 liralık Bitcoin tutan adamın için de 1000 lira ya. Yani o da ayrı bir problem ya. 1000 lira zaten adam, bütün aseti 1000 lira. Bu arada 1000 lira gidince üzüleceksen o zaman dağıt ikiye böl. Daha geçen gün Rai Blocks galiba bir wallet hacklendi ve var mi olan ya? Token sayısının %17'si mi çalındı? Öyle bir şey mi? Yine Ethereum mu? %100'ün %100'ü yok. Ethereum. Değil. Aa, Bitcoin. Yok şey, Rai Block diye bir şey. Ha. Ayrı bir girişim kendi şeyini üretmiş. ERC token'ı bilmiyorum. Yani Ethereum Vault ile bir çalışımı bilmiyorum. Ama hacklendi. Ve bu sürekli haberler çıkıyor. Artık yani borsada hacklenmek gittikçe zorlaşıyor. İmkansız değil. Hiçbir şey eklemek imkansız. Ya, ya Türkiye'de Akbank eklendi ya. Unutmayın yani. Akbank eklendi yani. Akbank'tan para çaldı herifler ya. Para gönderdiler yani. Ve çok da uzun zaman olmadı yani. Olmadı abi yani. Düşünsene yani bu öyle... Ya bunu yapan Akbank'takiler kadar iyi değil. Ve şey yani... Saldırı da artık şeye de gerçekleşiyor. Yani wallet'lara da artık gerçekleşmeye başladı. Yani sadece şeylere değil. Adam senin bilgisayarındaki wallet'larına para çalmaya çalışıyor bir şekilde. Ve Twitter'da inanılmaz şey spam var yani. İnanamazsın. Adam gidiyor işte Coinbase'in CEO'sunun profil resmini, ismini, her şeyi aynı yapıyor. Hemen reply'ların altına arkadaşlar bir de bana şu kadar gönderene şu kadar geri gönderiyorum. Ne millet gönderiyor? Diye gönderen var. Maalesef. O yüzden ya bu tarz yine bir haber vardı. Yine bir profesör dolandırmışlar. 1.9 milyon lira mı ne ödemiş adamcağız? Yok artık. Türkiye'de işte bu telefon dolandırıcıları yani. Telefon dolandırıcıları. Ya bu yani of. Dolandırıcı her yerde ama burada da var yani. Hani evet. Fiziksel dünyada var, burada da var yani. Evet. Dikkat etmeniz lazım. Aynen. Ya nasıl dikkat edeceksin? Bizdeki şimdi teknoloji okur yazarlığı zaten azdık. Yani bilmiyorduk biz parayla oynamayı, bilmeyen bir kültürüz. Teknoloji zaten özürlüyüz. Şimdi teknolojik bir parayla oynayıp onu çaldırmamak, uçurmamak, yanlış yere göndermemek büyük tesadüf. Yani burada yanlış yere parayı gönderdi yine bitiyor abi. Evet. Bitti. Yani, bitti. Ve yani. Orada ya çok kötü diyorum yani. Yanlış yere sakın göndermeyin. Her zaman iki defa kontrol evet, adresi. Mesela, yani dijital para göndermek tık diye gidiyor ya ve şey yok yani. Kayboldu. Ha, bankayı arayayım ya, yanlış gönderdim. Geri gönderilmişsiniz. Öyle bir şey yok. Bulamadım, geri göndermene. Öyle bir şey yok. Yani EFT yaptın. Karşı bulamazsa geri para hesabına yatıyor. Bunda öyle bir burada şey yok. Burada abi geri bir daha yatmıyor. Bunda öyle bir şey yok. Arafta kalıyor bu. Arafta kalıyor para. Evet. Evet, kapatalım, çok uzun oldu. Okey, uzun oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bizim için bu konularla ilgili konuşmamızı devam ettirmemizi isterseniz lütfen yorumlarınızı yazın. Sizden gelen her türlü yorumu okuyoruz. Bizim için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşın. Paylaşmayı unutmayın. Evet, görüşmek özellikle. Üzere. Ve hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Eşi, dostu, arkadaşına kanala abone edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.